Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı özel yayınıyla karşınızdayız. 14 televizyon kanalı temsilcisiyle birlikte bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Ayağınızın tozuyla mitingden geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Türkiye pazar günü sandığa gidiyor. Hem Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz hem parlamento üyelerini seçmek için oylar kullanılacak. Biz de değerli meslektaşlarımla birlikte Cumhurbaşkanımıza sorularımızı yönelteceğiz. Hemen başlayalım, vaktimiz dar zira. İlk soruyu müsaadenizle efendim moderatör olma özelliğiyle ben sunmak istiyorum. Teşekkür ediyorum bunun için de. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye 100 yılı vizyonuyla sahaya çıktınız ve bu vizyonla da sahada birçok kentte mitingler yaptınız. Uzun ve yorucu bir süreçti. Sahada nelerle karşılaştınız? Pazar günü için bize bir tahmininiz var mı? Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Öncelikle tüm arkadaşlarıma adeta final diyebileceğimiz böyle bir ortak televizyon yayınında hakikaten bu benim için de bir güzellik oldu. Ve bugün çok yoğun programlarımızın da olduğu bir gündü. Şimdi sizlerle birlikte bu pazar gününe gidişte son televizyon programını yapıyoruz. Türkiye 100 yılı vizyonumuzun ilk işaret şeyini bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünde atmıştık. Pazar günü seçimde elde edeceğimiz sonuçla Cumhuriyetimizin ikinci asrı olan Türkiye 100 yılı resmen başlayacaktır. Milletimiz sandıkta Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye yeni bir adeta zafer armağan edecektir. AK Parti 14 Mayıs'tan sonra da kendisiyle yarışmaya devam edecek. 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve daha müreffeh Türkiye inşası için çalışmayı sürdüreceğiz. Ve bu konuda hazırlıklarımız mevcut. Türkiye 100 yılını tüm vatandaşlarımızla el ele, gönül gönüle inşa edeceğiz. Zira vatandaşımızın yanımızda olmadığı, arkamızda olmadığı böyle bir süreci devam ettirmek mümkün değil. Pazar günü milletim ülkesini ne terör örgütlerinin eline ne de tefecilerin insafına bırakmayacağını tüm dünyaya gösterecektir. Seçim günü genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. O gün gönül coğrafyamızda bizim için, Türkiye için dua edenler kazanacak. Dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlar kazanacak. Örneğin bugün Balkanlardan gelen birçok dostlarımız vardı. Bunlar yeni değil. Yıllardır, 20 senedir, 30 senedir tanıştığımız dostlarımız. Ya benim Balkan ziyaretlerinde ya da onların bizi ziyaretlerinde tanıştığımız dostlarımız, kardeşlerimiz. Ve bugün onlarla Cuma'da beraber olduk. Daha sonra onlar akşam tüm Rumeli sakinleriyle bir araya geldiler. Ardından 4000 civarında gençle bir araya geldik. Gençlerle heyecan dolu, coşku dolu bir akşamı geçirdik. Ve onlarla olan birlikteliğimizde aynı zamanda ödüller vardı. Bilimde, sanatta, kültürde, sporda, depremle ilgili olan süreçle alakalı. Ve o toplantıda hakikaten benim herhalde hayat hikayemde ayrı bir yer alacak. Yöneticilerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başarılı sporcularımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ve bundan sonraki süreci de bu anlamda çok değerli buluyorum. Peki hemen sorularımızla devam edelim müsaadenizle. 24 TV'den Sayın Murat Çiçek'le devam edelim. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, gündemin sıcak başlıklarından bir tanesi rakiplerinizden birinin Sayın Muharrem İnce'nin FETÖ'vari bir taktikle, bir kaset kumpasıyla yarıştan çekildiğini açıklaması oldu. Siz
sıcağı sıcağına bu duruma üzüldüğünüzü, keşke devam etseydi şeklinde yorumunuz oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu işin arkasında olduğunu iddia ettiniz. Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı. Amerika'yı ve FETÖ'yü aklarcasına yapmış olduğu bu açıklamada bu işin arkasında Rusya var dedi. Malum Rusya'dan da cevap var gerçi bununla ilgili olarak. Hem bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz, hem de Memleket Partisi seçmenine Cumhurbaşkanlığı yarışında bir mesajınız olacak mı? Her şeyden önce tabii bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey'in buradan ayrılışına doğrusu üzüldüm. Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Terör örgütleriyle kol kola yürüyen, ortaklık kuran Kılıçdaroğlu özellikle tabii karşısına çıkınca böyle bir saldırı ile karşılaştı. Terör örgütlerini içselleştirilmiş bir kişiden söz ediyoruz. Böylelerinden her türlü saldırı beklenmeli. Tabii ben özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine yani bu süreçte ilgili yani böyle bir şey nasıl sadır oldu falan diye bunları bir kendisiyle konuşayım istedim. Tabii anladığım kadarıyla ortada yani Kılıçdaroğlu'nun şu anda kol kolu olduğu, el ele olduğu, bu Muharrem Bey'den sadır olan bir şeydir diye söylemiyorum. Ama bu bir FETÖ taktiği. Yani bunlar bunu her an yapabilir. Geçmişte de bunlar yapıldı. Tabii Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosuyla geldi. Ve bunu da olmayacağını açıklayarak geldi. Ama olmayacağını açıklayan ertesi gün kalktı bu defa da aday olduğunu açıkladı. Şimdi enteresan olan tabii Muharrem Bey'in bu kararının arkasında tabii birçok şüphesiz ki gerçekten yani namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu ben bugünkü görüşmemizden anlıyorum. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi bir insanın her şeyden önce haysiyeti, namusu çok çok önemli. Yani bu tür iftiralarla karşı karşıya kalınırsa tevessül edeceği yollardan bir tanesi en son da olsa böyle bir yoldur. Ve gelinen nokta da budur. Nitekim tabii avukatlarına vesaire bu konuyla ilgili böyle bir görevi verdiğini de kendileri zaten ifade ettiler. Ve biz de özellikle yani devlet olarak yapılabilecek neyse bu konuda her türlü yardıma bizler hazır olduğumuzu da söyledik. Çünkü böyle bir yarışta yalnız bırakmak da asla doğru olmaz. Ve devlet olarak yapmamız gereken gerek Adalet Bakanlığı noktasından gerek İçişleri Bakanlığı noktasından bunların yapılabileceği zaten bizim bulunduğumuz makamın da görevidir. Ve bu süreçte tabii böylece başlamış olacaktır. Tabii yarış keşke 4'te 4 devam etmiş olsaydı. Ama şu anda bir eksiğiyle gidiyor ama tabii oy pusulasında değişen bir şey yok. Yani oy pusulasında yine bütün bu dörtlü orada yerini alıyor. Temennim odur ki sonucu hayır olsun. Teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam.